Ben 6 yıldır bilsem öğrencisiyim. Bilsem'de akıl oyunları dersimiz var. Akıl oyunları dersinde ben zeka oyunları oynamayı çok seviyordum. Böyle çok fazla keyif alıyordum bu dersten. Fakat araya pandemi girince pandemi dolayısıyla bilsem kapandı ve artık akıl oyunlarını oynayamamaya başladım. Hani evde kendi kendime oyunlar oynamaya çalışıyordum ama bilsemdeki kadar etkili olmuyordu, verimli olmuyordu. Sonra aklıma hani bu bilsemdeki oyunları birleştirip bir mobil oyun tasarlama fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım. O da çok beğendi. Sonra işte kuzenim İrem ablamla birlikte bir ekip oluşturduk ve oyunu geliştirmeye başladık. Oyunun içinde 15 farklı oyun var. Oyunların hani içinde pratik zekayı geliştirme, analitik düşünmeyi geliştirme gibi bir sürü hani. Tabii bizim oyunumuzun farkı oyunu oynarken hem de tüm dünyayı, Türkiye'yi vesaire gezebiliyoruz. Dünyayı geziyoruz. Dünyayı gezdikten sonra uzayı geziyoruz. Uzayı gezdikten sonra bilim insanlarını tanıyoruz. Bu bence herkes için çok eğlenceli ve ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Ve iki farklı karakterimiz var, kız ve erkek. Birinin adı Atlas, öbürünün adı Atlantik. Tabii bu karakterlerin kıyafetlerini vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Fakat bu oyunu yapma sürecimiz 1 yıl sürdü ve hani tam bitti derken hani biri diyorduk işte şu farklı renk olsun, işte o farklı olsun vesaire. Bu hani 1 yılımızı aldı ve aslında çok zor bir süreç oldu. Yani belki tek oyunda level level yapsaydık çok kolay olacaktı ama biz bir sürü oyunun bir sürü leveller vesaire yaptığımız için ve onların hepsini tek bir oyunda topladığımız için bu biraz tabii ki zaman ve zor oldu. Ve tabii ki hani şu an kolay ama gittikçe leveller artıyor. Şu anda kolay. Sadece 4 kartlı bir oyun. Kısa süre içerisinde yaptığımız için 3 yıldızı aldık. Geldik. Merhaba İzmir'e hoş geldin. Pergamon'u görmeye hazır mısın diyor. Evet dediğimizde bizi Pergamon'a götürüyor. Pergamon milattan önce İzmir'de kurulan antik kentin adıdır. UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilmiştir. Arkada da Pergamon'u görüyoruz. Şimdi matematik oyununa geldik. Bu da 1 artı kaç 5 eder? Tabii şu şekillerle tabanı hepsini kaplamak bu oyun. Bu oyunda üstteki topların dizilişine göre alttaki topları yani öbür şeyleri öbür kaplara doğru şey yapmak. Mesela burada kırmızı sarıysa burası da kırmızı sarı. Mavi turuncu, mavi turuncu. Buradaki amacımız da yine yukarıdaki kağıttakinin aynısını buraya dediğiniz ülkeler mi? Sadece bu ülkeler var yoksa bütün ülkeler mi var? Evet. Toplam kaç ülke var? Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan pandemi döneminde öğrencimiz Nilda'nın uzaktan eğitim sürecinde bizlerle paylaştığı bir zeka oyunu projesi vardı. Atlas Game bu anlamda bizler için önemli bir proje. Çocukların analitik düşünmesi, bilişsel becerilerini geliştirdiği bir zeka oyunu. Bakanımız Sayın Mahmut Özer döneminde yaklaşık Türkiye'de 70 tane dijital tasarım ve oyun atölyesi açıldı. Bunlardan bir tanesi de kurumumuzda kuruldu. Bu atölyede bu tür çalışmaların yapılıp böyle bir oyunu meyve olarak almamız bizleri tabii ki mutlu etti. Şu kırmızı şekli, bunları şu şekilde, bu şekillerde. Bunda da rakibimizi, mesela rakibimizi bu şekilde yemiş. Böyle. Yemeliyor. Mesela bu şekilde yaptığımızda bu rakibimiz bizi yemiş oluyor.